Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mevzumuz nübüvvet. Değil mi? Evet, nübüvvet ve risalet. Risalet. Evet. Gençler hoş geldiniz. Aleyküm selam. Abi önce... Tamam. Şimdi abi dersimizin başlıkları. Ben böyle bu mevzu çok uzun bir mevzu olduğu için abi. Bir 6-7 tane başlık var. Dersin çerçevesi yani burada başlıkların etrafında dönecek. Hı hı. O çok önemli. Yani mevzuyu kavramak için bu çok önemli. Su çizmek lazım. Evet, normalde abi bu ders çok uzun yani. Belki 10-15-20 tane ders yapabilirsin yani. Hatta konuşarak da bitmez yani. Çünkü çok Kur'an'ın 4 maksadından biri. Bu nübüvve. Şimdi biz bu derste ne öğreneceğiz abi? Risaletle nübüvvet arasındaki fark nedir? Bir. Niçin işte bu kadar insanlar varken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a o risalet vazifesi verilmiş? İşte sen olmasaydın kainatı yaratmazdın demek ne demek? Abi. İşte nübüvveti Üssü Hazretleri ikiye ayırmış. Nübüvveti mutlaka, nübüvveti Muhammediye. Bunlar ne demek? İşte zamanımız yeterse işte feslekim kemaab ümirt ve sohbeti nebevede inikas ve insiba var. Bunlar ne demek diye böyle. Çok güzel. Bir saati sıkıştırmam lazım. Hemen hemen abi. O yüzden böyle hemen hızlı hızlı geçeceğiz abi. Nübüvvet, risalet. Dersimizin konusu. Normalde uzun bir mevzu ama 5-6 tane içini doldurabilsek yeter yani. Tabii. Çok önemli bunlar ama. Şimdi sayfa abi, Üstad Hazretleri. Kitap ve sayfası. Sayfa, sözler 61. İkinci işaretti, bu 10. sözde abi. Uluhiyet risaletsiz olmaz diyor abi. Orada güneşle ışık misali veriyor. Nasıl ki güneş ışık vermesi mümkün değil, uluhiyette risalet olmadan sizin mümkün değil. Peki nübüvvet nedir? Şimdi lügatta hemen hemen ikisi de aynı olmuş. Şimdi abi üstad bunu çokça yapıyor. Risalet Allah canibinden bakış, nübüvvet ise beşer canibinden bakış. Mesela bunu Miraç Risalesi'nde anlatırken peygambere göre olsa Miraç'ı böyle anlamamız gerekir diyor. İnnehu zamiri abi. O zamiri peygambere göre olsa Miraç'ı böyle anlamamız gerekir. Cenab-ı Hakk'a göre olsa Miraç'ı böyle anlamamız gerekir diyor. Risalet Allah canibinden bakış, nübüvvet ise beşer canibinden bakış. Risalet hakikati tektir abi. Ama nübüvvet hakikati çoktur. Mesela bu 11. sözde geçiyor. Cenab-ı Hak bir saray yapmış. Sarayı esma ve sıfat ilahisine donatmış. Abi. O sarayın işte müştemilatının manalarını, içine girenlere seyir ve adabını öğretecek birini tayin etmiş. O da kimdir? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Birini tayin etmiş. Biri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o sarayın teşrifatçısıdır. Risalet vazifesiyle vazifelidir. Risalet Allah tarafından vazife verilmek abi. Nübüvvet de o vazifeyi ifa etmek. Abi. Risalet hakikati bir tanedir. Abi. Nübüvvet hakikati ise çoktur yani. Mesela bunu şeyden okuyayım abi. Sayfa 324. Bu bardağı layıkasından. Sizin kitabınız var mı abi yanında? Getirsene bardağımı benim. Sana zahmet. Bardağı ve sözler. Şimdi neden abi risalet tekledir, nübüvvet fazladır? Çünkü Cenab-ı Hak kainatta abi iki tane bir şey yaratmamıştır. Mesela şimdi okuyacağız. Bu kütüp ve semavi kitaplar var ya abi. O da bir tanedir. Kur'an-ı Muzil Beyan'dır. Diğerleri Kur'an'dan alınıp verilmiştir diyor. Aynen bunun gibi de risalet hakikati de tektir. 124 bin peygamber var. O 124 bin peygamberin peygamberlikleri abi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nurundan alınıp verilmiş. Bunu okuyorum şimdi. Sayfa 324. Birinci esas, nasıl ki Nur-u Muhammed'e ve Hakkat-ı Ahmed'e Aleyhisselatü Vesselam divan-ı nübüvvetin hem fatihası hem hatimesidir. Bütün enbiya onun aslı nurundan istifaza. Sayfa 324. Bütün enbiya onun aslı nurundan istifaza
ve hakikati dininin neşrinde onun muinleri ve vekilleri hükmünde oldukları. Yani diğer abi 124 bin peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin yardımcısıdır ve vekilidir. Risalet hakikati tektir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cesediyle gelip o vazifeyi ifa edene kadar diğerleri o vazifeye vekalet etmişlerdir. Mesela bizim İstanbul valisi atandı ama daha makamına gelmedi. O zaman ne yapıyor? Onun yerine vekalet ediyorlar abi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelmeden daha makamına cesedi olarak abi, onun yerine diğer peygamberler burada vekil olmuşlar yani. Vekalet etmişler. Yani bunu da çok az kimse bilir yani. Şöyle diyebiliriz abi. Mesela bütün peygamberler üstadımız diyor ya, belli peygamberlerin belli isimleri ömrü yanı çıkmış 31. sözde Hazreti İsa Aleyhisselam kalbisi falan. Hazreti Peygamber Efendimiz en cami olarak en son gelmiş olabilir mi? Diğerleri onun ya da hülasası mı diyelim? Yanlış mesela olmasın. Diyelim ki şöyle diyelim. Bir dünyayı Türkiye kabul edelim. Kars'ta ilkokul var. İn aşağıya Siirt'te var. Sinop'ta var. Tekirdağ'da var. Çanakkale var, İzmir var vesaire. Hepsi ilkokul. Çeşitli kültürlerden büyümüş. Örf, bilgi farklı. Hepsini Ankara'ya, İstanbul'da topladım. Üniversite bir hoca. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki toplumları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dinleyebilecek seviyeye getirilmiş. O bir imamı, bir rehberi dinleyecek duruma getirilmiş. O belirli bir zamana, belirli bir yere, belirli bir kavme gelen peygamber. Aynı anda burada da var. Adapazarı'nda var. Tillo'da da var. Bağdat'ta var. Ermenistan'da da var. Yani bunlar peygamberimizi dinleyecek duruma getiriyorlar. Yani onları altyapıyı yapıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Takdim ediyorlar. Adeta spiker gibi. Evet, sayın seyirciler bu konuda falanca konuşacak diye adamı çağırıyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her bölgede değil, bütün bölgeyi tek bölge olana kadar müminleri ve yardımcıları gerekiyor. Mesela şöyle de oluyor. Mesela biz yurt dışına çıktığımız zaman zannediliyor ki o hizmetleri biz yapmışız. Yanımızda kelime-i şehadet getiren, belki şimdi Ramazan'da gideceğiz. Belki de onlarca insan yanımızda camide veya medresede kelime-i şehadet getirip Müslüman olacak, kadın erkek. Ben mi yaptım onu? Yok, illa pastor hocanın önüne ikrar edeceğim diyor. Usul buymuş. Onlar öyle inanıyor. Peki aslında bunun şey kim? Oradaki arkadaşlarımız. Onlar tanışmışlar, tanıtmışlar, anlatmışlar, soru sormuş adam. Nur talebeleri veya işte o Müslümanlar cevap vermiş, ikna olmuş, Müslüman olmuş, karar verme aşamasında beni beklemiş. Şimdi benim yanımda oluyor, yoksa benim şeyim değil. Demek ki onlar nedir? Damar arkadaşlarım, adeta mühin ve yardımcıları gibi görüyor onlar. O seviye işte peygamberimizin mühinleri bunlar. Evet abi. Şimdi o başta da abi o 324'te. Nur-u Muhammed'e ve Hakikat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam. Ayırıyor bakın. Nur-u Muhammed'i ile Hakikat-ı Ahmedi ayırıyor. Divan-ı Nübüvvet'in hem Fatiha'sı hem Hatimesidir. Ya. Hem başı hem sonu. Kul vallahi et, külle küfü ve nehet. Hem çekirdek abi, hem de meyve. Meyvenin içindeki çekirdek. Meyvenin içindeki, evet. Mesela şöyle abi, Risale-i Nur'da mesela Ahmet, Muhammed diye böyle ayırmış ya abi. Yani birisi Ahmet mesela Risaletine bakar. Mesela 19. söz. Risalet-i Ahmediye. Değil mi? Evet. İşte Muhammed kullandığı yerler var. Ahmet kullandığı yerler var. Şimdi Risalet abi Ahmet'e bakıyor. Muhammed ise velayete bakıyor. Çünkü açık olarak ifade var yani. Evet. Çekirdeğe. Aynı zamanda çekirdeğe. Şimdi şöyle abi. Risale-i Nur'da abi kelime geçtiği yere göre mana alır. Mesela vahdet dedik, orada esmayı mı anlatıyor, sıfatı mı anlatıyor, mevcudatı mı anlatıyor, vahdet varsa onun birliği kastediliyor. Böyle müstakil bir şey değil yani. Normalde her aynı mana veriliyor, o zaman aynı olur yani. Evet, doğru. Mesela şimdi Ahmet'le Muhammed abi, Ahmet Risaletine bakıyor abi. Şimdi Muhammed de iki şekilde geçmiş. Biri çekirdeğin ismi yani Nur-u Muhammed'i. Şimdi ahirde meyve olarak geldiği için
O meyveye de Muhammed ismi verilmiş. Çok güzel. İşte bu karıştırılıyor abi. Çünkü o meyvenin içine o çekirdek dolduğu için. İşte Muhammed bir cihetten insan ismi değildir, bir cihetten beşeri iş ismidir. Bunun sayfa sözlerde geçiyor abi. 430 muydu, 460 bakayım ben de. Yani şurada. Bu 25. sözün sonunda geçiyor. Sayfa abi 460. Şuraya okuyayım ben şuradan. Çok ilginç bir yerdir orası. Şuradan alayım. Bütün ümmetçe okunan Kur'an 300 bin hurufunun her birisinde 10 sevaptan ta 100 bin, ta 1000 hasene ve meyve vermesinden yalnız kıraat-ı Kur'an cihetiyle defter-i amaline hadsiz nurlar girmesi haysiyetiyle o zatın aleyhissalatü vesselam şahsiyet-i maneviyesi olan hakikat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam istikbalde bir şeceri-i tübâ-i cennet hükmünde olacağını. Burası abi o çekirdeği anlatıyor şu an. Evet. Çekirdeği. Hükmünde olacağını allem-ül guyub bilmiş ve görmüş ve o makama göre Kur'an'ında o azim ehemmiyeti vermiş ve fermanda ona tebaiyeti ve sünnet-i senesine ittibala şefaatine mazhariyeti en ehemmiyetli bir meseleyi insaniye göstermiş ve o haşmetli şecere-i tuğbanın bir çekirdeği olan şahsiyeti beşeriyesine şimdi ayırdı ve bidayetteki vaziyeti insaniyesine ara sıra nazar almıştır diyor. Yani çekirdekle o sonradan gelen şahsiyeti ne ayırıyor burada yani. Evet. Birisi çekirdeğin, işte o çekirdeğe de Nur Muhammed deniyor Muhammed. Ahirde de meyve olarak geldiğinden dolayı ona o isim verilmiş. Doğru. Ahmet ise risaletine bakıyor. O zaman abi risaletiyle Ahmet aleyhissalatü vesselam güneş gibidir. Abi. Risaletin karşılığı güneş. Efendim Ahmet. Muhammed'in karşılığı da velayet ve kamer abi. Yani risalet, Ahmet, güneş, abi, velayet, Muhammed, bir de kamer abi. Bu şekilde geçiyor risalede. Mesela kamer dediği yerden peygamberimiz anlatıyor. Beşeriyet itibariyle kasi, velayeti yani. Güneşin bize olan yakınlığı var. Bizim güneşe olan uzaklığımız var. Ahmet aleyhisselam beşeriyeti güneşten uzaktır. Ama güneş ona yakındır abi. Diye böyle ifade edilmiş. Bir de o 324'te başta vardı ya abi. Divan-ı Nübüvvet'in hem Fatiha'sı hem Hatimesi. Yani bütün peygamberlerin nübüvvetlerinin nübüvvetini içine almış. Şimdi Risalet abi haktan halka geliş. Yani Risalet haktan halka geliş. Nübüvvet halktan hakka gidiş. İşte nübüvvet dendiği zaman bu 10. sözde sayfa 61 abi nübüvvetin vazifeleri var. Burada yaklaşık 10 tane vazife saydı. Dedi ki daha bunlar gibi çok vazayif-i nübüvvet, nübüvvet vazifeleri var ki her biri bir bürhan-ı kat'idir. Uluhiyet risaletsiz olmaz. Yani risalet hakikati tektir. Fakat nübüvvetin vazifeleri var. O vazifeyi Muhammed aleyhissalatü vesselam beşeri olarak olmadığından dolayı o an diğerleri ona vekalet etmişler. Bu sayfa 61'de o vazifeleri sayıyor. Her birisi bulunmuş olduğu kavimde, zamanda karşıdaki muhataba göre, masal olduğu esmaya göre hakikatleri anlatmışlar. Hazırlamışlar, demin dediğimiz gibi abi. İnsanları bir seviyeye getirmişler. Muhammed aleyhissalatü vesselam gelmiş. Onların böyle hulasa olarak anlattığını hepsinin tafsilatına vermiş. Bir de şeyi söyledik. Bunu bir daha tekrar edeyim abi. Risalet, Ahmet, güneş gibidir diyor. Velayet, Muhammed, kamer gibidir diyor. Bu üçü geçiyor abi külliyatta. Şimdi abi sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdım. Da maksat Muhammed aleyhissalatü vesselam beşeri şahsiyeti değildir. Bütün kainatla alakalı olan risaleti murattır. Bu nerede geçiyor? Şualar sayfa 189 abi. Bu baştaki, sen dedin ya, iki defa tekrar ettin. Bak. Risalet Allah canımdaki karardır. Allah'lık hakikatini ifade ediyor. O kamer, Muhammed olması, beşeriyeti olması, çekirdek olması, o kararın
daha çıkmadan, yani kainat yaratılmadan önce bir yerdeki hulasalanışıdır. Yani o çekirdek, Nur-u Muhammedi çekirdektir. Şecer-i hilkatın başıdır, çekirdeğidir. Bu Allah karar verdi. Allah'lık hakikati karar verdi, risalet. O kararın muayyenleşmesi, işte o çekirdektir. O karar canibi. Normalde o şey değildir yani, insan ismi değildir yani Muhammed. Değil. Peki İnsan o zaman şöyle bir soru geliyor hatıra. Mesela Miraç nübüvvetin kaçıncı senesinde olmuş? Yaklaşık 10. senesinde. 10, 19 sene, 8 ay, 10 sene. 10. senesinde olmuş. Peki o zaman Risalet hakikati ondan önce yani. Evet. Yani Miraç daha önce olmuş ama cesedi olarak öyle o zaman tezahür etmiş. Evet. Aynen öyle. Çünkü saray yapılmıştı ya abi. Cenab-ı Hak sarayı yaptı, o saraya birini tayin etti. Bak aynı ağaç sistemi gibi işliyor o da. Çekirdek, ağaç, meyve ama bu meyvede ağacın başı var. Yani kul vallahi ehed, küllen küfü ve nehed. Meyve itibariyle bakarsan ağacın sonudur. Ama meyvenin içinde taşıdığı bir sıfat var. Asliyet var, ağaçtan öncedir. Yani O tarafından bakarsan, çekirdeğine bakarsan, ağaçtan önce kabul edeceksin. Meyve itibariyle bakarsan, kainatın sonundadır. İşte bu bakış açısı olmasa, bu sefer çok böyle evliyalar, büyük böyle mertebeye gelenler, bu bakışı yakalayamadığından dolayı şatahata girmiş. Evet, aynen öyle. Yani izah etmeye kalkışmış, edememiş. İşte aynen öyle, mesela şeyde de öyle. İki farklı bakış açısı. Şahsi hukuk, umumi hukuk. Çok ilginç yani. Mesela külliyatta şahsi hukuk var, umumi hukuk var. Bir de evliyalar karıştırmış şatahatı girmiş ya, nurcuların şatahatı da şu. Her kelimenin ama her kelimenin ifratı, vasatı, tefriti var. Bunu ayırt edemeyen inanç şatahata giriyor. İnanç şatahata giriyor. Cehaleti bak topluyorum. Ya da taassup yapıyor. Taassup yapıyor. Mesela ilimli cahil, okumuş cahil. Nasıl oluyor biliyor musun? Taassup ehlinin, niye bir insan taassupludur? Çok tuhaftır. Taassup ehli dava adamıdır. İlimlidir, ilim ehlidir. Çok iyi biliyor ama taassupun altını yarın, karpuz gibi yarın, içine girin. İki tane sıfat çıkar. Ne çıkar? Adem itimat, cehalet. Adem itibat değil. Neydi? Adem'i muhakeme, Adem muhakeme ve cehalet. Adem'i muhakeme, koy tencere, cehaleti de koy, karıştır, taassup çıkıyor. Yani taassupun altında cehalet var. Oysa taassup ilim ile olur. Yani ilmin kıblesi olmazsa ilim dalalete hizmet eder. Taassuba hizmet eder. İlmin kıblesi sadakattır. Bak çok acayip birbirine geçiyor. İslami literatürde de mesela Hazreti Ebubekir Sıddık sadakat, Hazreti Ömer adalet, Hazreti Osman şefkat, haya, Hazreti Ali ilim. İlim sonra geliyor. Dördüncü sırada geliyor. Simge o. Camideki de o isimler insan ismi değil. İnsanda tezahür eden İslami sıfatlar. Yani İslami bir insan nasıl kemal olur? Bir, ön tarafı risalet. Sadakat, her şeyin kıblesi. Bana bir şey söyle de onun kıblesi olmasın sadakat. Uvvet yapacaksın. Nereye ne kadar yapacaksın? Tesanüt yapacaksın. Nereye ne kadar? Cehalet de olmaz diyor tesanüt. İhlas yapacaksın. Nereye ne kadar yapacaksın? Batılda da ihlas var. Tamam, batılda da ihlas var. Mesela ne bileyim ticaret yapacaksın. Sadakat olması lazım hedefinde. Her şey de öyle. Adalet, muhakeme ve muvazene. Mesela çok ilgimi çekti şimdi. Masandan geliyorum. Akıl ve kalbin bütüne sallayamamasından, bak ikisi de çalışıyor. Ama bütünlük olmayınca asabilik çıkıyormuş. Asabiliğin temeli her şey haddini aşırmak.
Bu bir. Ashabinin bir temelini buldum. Her şeyin haddinden aşmak. İki, akıl ve kalbin imtizazsızlığından çıkıyor. Yani külliyat o kadar acayip bir şey ki. Bak mesela bu nübüvvet. Ya seneler ulemanın medarı bahsedip de düze çıkamadığı bir mevzu bu. Evet abi. Bu nübüvvet, risalet. Hangisi büyük? Hatta tasavvufta çok sorun olmuş. Velayeti... Üstad abi, böyle risalenin kendine has bir dili var. Böyle hani kelimeleri kullanıyor ya. Şimdi bunu tercüme etmek büyük bir cinayet yani. Hepsini aynı yaparsın o zaman. Mesela risalet ve nübüvveti. Aynı desen. Aynı desen bu sefer izah edemez. O farklı bakış açısı kayboluyor yani. Vay be, ne acayip bir şey ya. Yani çekirdeği aç demek, ağaca çekirdek demek ya. İşte çok... Bu sefer risalet ne yapıyor? Bu o kelimelerle beraber o farklı bakış açılarını ifade edilmiş yani. Ya. Yoksa tek çeşit mana olur yani. Mesela bak bir tanesi. Siyaset diyor. Hiç konuşmayacak. Tefrit. Hep ondan bahsetmek. İfrat. Ustad dediği kadar söylemek, basit. Çok acayip. Şimdi abi böyle şey yaparsak, Risalet hakikati tekti. Tek. Abi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o vazifede vazifelendirilmiştir. Evet, saraya andelibi. Evet. Böyle buna göre, Risalet hakikatine göre Miraç önceden olmuştur abi. Miraç. Çünkü nübüvvet yapıyor ya abi, 10 sene tebligat yapıyor. Saraya bir vazifeyle vazifelen, onunla görüşmüştü zaten. Zaten bir hadiste de geçiyor. Ben peygamberdim, Adem Aleyhisselam daha çamurdu diye. Evet. Daha tam yaratılmadan önce ben peygamberdim diye. Yani bu hakikate göre Miraç abi yani Nur-u Muhammed'e göre önceden olmuş yani. Hani insan çekirdeki asli cihetiyle neydi? Kainattan önceydi. Yani önce olmuş yani. Oralara... Hani Nur-u Muhammed ile mi böyle bir miraç oluyor o zaman? Yani... Şey, kainattan önce abi. Mesela ben bir şeyde okumuştum abi, bir rivayete göre. Cenab-ı Hak bütün kalpleri yaratmış abi. Bütün kalpleri yaratmış. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinden kendisine daha iştiyak duyan bir kalp bulamamış. O yüzden diyor miracı ona nasip etmiş. Üstadın abi... Bu şeyde geçiyor. İzmir layıklısında. Bu abi üstad bunu almış mesela. Niçin Miraç Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a mazhar olmuştur diye bir bölüm var. Miraç Risalesi'nde. Orada 20 tane vasıf var. Abi. En elyak odur. Evet abi. O zattır, o zattır, o zattır var ya. Evet. 31. Orası abi, evet. Orasından dolayı. Ben de çok takılmıştım. Yani niçin bu zat? Adeta bana kafama vura vura. O zattır, o zattır, o zattır. İlginç bir şey yani. Sonra ben baktım bu şeyine. Yani öyle yaratıldığı için mi öyledir? O tarafta var. Bir de baktım irade sistemi çok acayip işlettirmiş. İrade, insandaki irade var ya, mazi ve mustakbeli. Bütünde görebilmek yani, bütünde tercih etmek. Bizim geçmişte, geleceğimizde irademiz var. Var idi ve vardır. 110 sözlerde söylüyor. Alemin gaybden sayılan geçmiş geleceğin mahlukatın vücudu dahi elan var. Ne yapıyor? Buraya geliyor. Peki şu andaki tercihlerimiz ne oluyor? O irade ile geçmiş ve gelecekte yaptığımız tercihleri ihtiyarla burada onaylıyoruz. İhtiyar şimdiki zamana bakıyor. İrade geçmiş ve geleceğe bakıyor. İhtiyar şimdiki zamana bakar kesin. O zaman biz Nur-u Muhammedi'deyken irademiz vardı. Ki Allah diyor ki söz verdiniz. Niye sözünüzle vazgeçiyorsunuz? O hatırlamayan ihtiyardır. İşine gelmiyor. O yüzden abi bu 24. mektupta geçiyor. Hiçbir mevcudun hiçbir şekilde Cenab-ı Hak'tan bir hak talep etmeye hakkı yoktur. Yani bir şey talep etmeye. Cemadat diyemez niye? Nebatat olamadık, nebatat diyemez, niye hayvan olamadık, hayvan diyemez, niye insan olamadık, insan diyemez, niye şu şöyle oldu, bu böyle oldu diyemezsin. Çünkü orada vardı yani iradesi. Evet vardı. Ama burada zahiri bir zamanla düşündüğümüz için işin içinden çıkamıyoruz yani. Evet. O cümleyi hemen şey yapayım da müsaade edersen. O cümleyi okuyayım çünkü düz okuyacağım hiç şey yapmadan. O çok lazım, çok medar bas oluyor.
İşte kadere ve kazaya iman rüknünün dahi geniş bir veçi de sırrı hayatta anlaşılıyor. Sırrı hayatta anlayacaksın. Kader sırrı hayatta anlamayan kaderi anlamaz. Ben bir sırrından bir parça söyleyeyim. Kaderde hedef insandır. Sırrı hayat bu. Hayatın camiyeti insanda. Kaderin diyor en geniş veçesi sırrı hayatta anlaşılıyor ve sabit oluyor. Amentu billahi, hedef de Allah'tır. Ve melaiketi, hedef de meleklerdir. Ve kütübi, melekte, şu melek hedeftedir. Ve rusulihi, hedef de peygamberdir. Ve yevmil ahir, hedef de ahiret vardır. Ve bil kaderi, hedef de insan vardır. İnsandır. İnsanı yorumlamaktır. Zaten geniş bir vecile sırrı kaderle, sırrı hayatla anlaşılıyor. Sırrı hayatla anlaşılıyor. Sırrı hayat da bunda değil. Burada değil. Sırrı hayat en camiyeti bendedir. Kaderde hedef insandır. Hali ve vicdanidir. İnsan o. Mesela Allah'ı iyi anladım, sıfatını anladım, zatını anladım. Kaderi iyi anladım, insanı iyi anladım demektir. Ha şimdi altına diyor ki, yani nasıl ki alem-i şehadet, bu sana çok katkı verecek bir irade. Nasıl ki alem-i şehadet ve mevcut hazır eşya şimdi, intizamları ile, neticeleri ile hayattarlıkları görünüyor. Hayat. Öyle de alemi gaybtan sayılan, neymiş alemi gayb? Geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayattar bir vücudu manevileri varmış. Geçmiş, gelecek. Şimdiki zaman. Bunların da şu anda canlı, hayattar bir vücudu manevileri var. Başka? Ruhlu subut-i ilimleri vardır. Ruhu var, ruhu var. Benim daha gelmeyen vücudumun ruhu var. Ruh demek zihayattır, zişuurdur, kanunen vücudu harici. Zihayattır, zişuurdur. Ne yaptığını, ne tercih ettiğini bilir. Kanun emridir, vücudu harici sahibidir. Demek ki geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen bir hayatlar, vücudu, manevileri var. Bir de ruhlu birer subut ilimleri vardır. Levh-i kaza ve kader vasıtasıyla, o da şimdiki zamana bakar, zamanın hakikatıdır levh-i kaza kader. O da şimdiki zamana bakar, ihtiyardır. Vasıtasıyla o manevi hayatın eseri, mukadderat namıyla görünür, tezahür eder burada. Tak burada ifadelenir. Burada irade vardır. Ta Nur Muhammed'e de senin iraden vardı. Orada onaylayıp reddettiklerin var. Burada ifade ediyorsun. Evet. O zaman Murat abinin mantığına göre biz de yapmışız abi. Eğer Nur Muhammed'de hissemiz varsa. Var. Zaten sen yoktun değil mi Miraç gecesinde? Miraç gecesini Allah aşkına böyle bir bu son Miraç desin çok harikadır. Miraç'ta biz vardık. Emanet Nur anahtar var. Evet. Mesela neyi götürdü? Bütün zihayatların, zihruhların, zihşuurların tayyatlarını, salavatlarını, tesbihatlarını götürmedi mi? Bak bu çok önemli bir sır. Yeni bulduğum Allah verdiği bir şey söyleyeceğim. Sebap senden kopuk olamaz. Yani balığın kokusunu balıktan söküp atamazsınız. Balığın kokusu balığın sıfatıdır. Söküp atamazsınız. İki, balığın simasını, sertliğini, yumuşağını, tadını balıktan söküp atamadığınız gibi benim sebabımı da ruhtan söküp atamazsınız. Günahı da atamazsınız. Yani benim sebabımı alıyor demek ruhumu almış demektir. Balık alıyorsun demek, kokuyu da satın alıyorsun. Ayrıca kokuya para vermiyorsun. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü emanet beraberindeydi. Neydi o emanet? Zihayattır. Zihruhtu, zişuurdu. Onların tayyatlarını, sebaplarını, ubudiyetlerini alıp götürdü. Allah'a takdim etti. Allah da bize hediye gönderdi. Namaz. Biz vardık orada. Bizim miracımız var zaten. Burada işte zamanla beraber ifade ediliyor yani. Evet. Aslında salat tektir. Namaz beştir. Evet abi. Ona salata namaz deme. Yani lügat manasıyla. Lügata demem. Lügattan silin. Normalde ben bunu düşünüyorum da bir misali var mı? Var. Mesela düşün. Saat ya abi. He. Şimdi saatin içinde kaç tane rakam var? 12 tane. 12 de gece var. 24. Ama gözükmüyor ya. He, evet 24. 24. Abi şimdi normalde bir tane saat var. Vakit yok ya 24. Aynı saat eklenmiş diye. Aslında bir saat var. Bir saat var ha. Bir saat var ama
24 vakit var, 24 tane de namaz var abi. Evet. Hani Ömer nasıl bilmem ben de 24 tane namaz var ya abi. 24 tane namaz var. 17 nafile. 10 farz. 17 nafile. Ha 17 nafile. 5'i farz, 1'i vitir, 1'i de farz-ı kifaye cenaze namazı. Toplam 24 abi. 24. Yani bir tane saat var ama 24 tane. Aslında bir tane saat var, onu getirmiş, monte etmiş buraya. Kopyala yapıştır, kopyala yapıştır, kopyala yapıştır, 24 tane. Şimdi üstad da zaten abi o 9. sözün başında diyor ki, her bir namazın vakti. Her bir namazın vakti. Yani tabii. Namaz var, salat var, bir de onu gösteren vakitler var. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın o inkılap, tasarrufu, ihsanını bu zaman bir anda gösteremiyor yani. O yüzden vakitlere. Yani o bir tek zaman dilimi içinde Allah'ın tasarrufatı nasıl gözükecek? O zaman yapmış, bölmüş. İşte şeye bölmüş abi. Zaten o 4. nüktede abi, 9. sözde saat misali veriyor. Hatırladınız mı abi? Hı hı. Orada zaten bunu anlatıyor yani. Şimdi abi, zahir topla... de oluyor mesela. Bir anda şu anda her namaz kılmıyor mu? Sabah, herkes. Öyle, akşam, şu anda zaten bütün namazlar... Zahir'de de böyle oluyor, aferin Mehmet. Şu anda sabah kılan memleket var. Var var ha. Şu anda yatsı kılan var. Demek ki bir tanedir. Aynı anda bütün namaz kılınıyor. Tek namaz, tek salat var, 5 namaz var. Salat tek. Kainat namaz kılıyor. Kainat kıyamdadır. Kainat da Esma-i Hüsna'nın tecellisidir. Bütün Esma'nın bütünlüğüyle icraatta olması salattadır. O zaman Allah salattadır. Namazdadır değil. Lugat yaparsan ters oluyor. O hadis var. Dur ya Muhammed. Rabbin salattadır. Cebrail diyor. Yani bütün kainatı kainat Esma'nın açılır mı ya? Yani bunları niye girdi? Bu kardeş yani biz diyelim nasıl önceden bir miras yaptık diye. Hı hı. Yani risalet cihetiyle kainattan önce o hakka tahakkuk etmiş yani. Yani Nur-u Muhammed'i de bunlar vardı. Bir kişi vazifelenmiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o sarayın teşrifatçısı olmuş. O risalet vazifesi bir tanedir. O da onundur. Diğerleri zamanla gelmişler. O nübüvvet vazifelerini yapmışlar. Sonra o eylemsel dönüşümü bizim dediğimiz miraçta olmuş. Bir tanesi mahiyet, bir tanesi hakikat. Evet abi. Şimdi şeyi cevaplamamız lazım abi. Batınsız zahir yoktur. Miraç zahirse batını da vardır. Mesela sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdın. Lebbeke hadisi var ya abi. Bu ne demek? Ben 2-3 tane yer tespit ettim. Tamam. Sayfa 189 şu olar. Adeta bu kainat onun için yaratılmış gibi bütün gayeleri onun ile ve onun dini ile ve Kur'an'ı ile tezahür ediyor. Ne demek yani bu kainat onun için yaratılmış? Bütün gayeleri onun ile. Yani ne kadar Cenab-ı Hak bu kainattan böyle mana almak istiyor. Esma ve sıfat-ı ilahisini tecelli ettirmek istiyor. Bu kainatı niçin yapmış? Onun risaletiyle tezahür ediyor bu abi. Bir. İkincisi onun diniyle, getirmiş olduğu İslam diniyle ve de Kur'an'ı ile tezahür ediyor. O zaman sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdım demek, beşeri şahsiyeti değil, onun kainatla alakadar olan risalet-i murattır yani. Sayfa kaç? Sayfa 189. Çok güzel. Yani 3 tane sıfat. Evet. Onun gayeleri, onun nuruyla, evet, onun diniyle, Kur'an'ıyla. Kur'an'ıyla. Sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdın. Sendeki kasıt zaten bu üçüdür. Mesela buna fıtrattan bir misal verecek olursak yani fıtratın diliyle. Mesela diyelim ki bir çocuk anne karnında cinsiyeti belli oluyor ya abi. Hı hı. Mesela diyelim bir kız oldu, erkek oldu. Annesi ve babası bu sefer çocuğa göre hazırlık yapıyor. Değil mi? Evet. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da gelecek, Cenab-ı Hak onu tayin etti. Bu sefer bu kainatı ona göre dizayn ediyor. Peygamberleri ona göre yerine gelecekleri vekalet ettiriyor. Talebelerini, ümmetini ayarlıyor. Ona uygun olacak birisi. Ona uygun olacak yani. O zaman doğru mu? Fıtraten doğru yani. Yani çocuk cinsiyeti belli olur olmaz annesi babası ona göre... Hazırlık yaparsa... Yaparsa... Ben de senin için bu kainatı, yani o ruha göre kainatı sistemlemiş, dizmiş. Bu hadis doğru yani. Çoğunlukla kabul etmeyenler oluyor ya. Fıtraten doğru yani. Batıncılar, batını bilmeyenler, zahirde kalanlar bunu anlamaz. Levlaki levlaki hadisini anlamaz. Zahirle anlar.
zahirde çekirdekten ağacı gören, başka bir şey bilmeyen, tamam mı? Sırf insanı bedensel ifade eden. Bir de ne diyor biliyor musun adam? Çok ilgimi çekti. Ben bizzat videosunu getirdiler de Allah Allah böyle. Onun için bilerek konuşmam gerektiği için getirin diyor. Ya diyor peygamberi diyor kainatın çekirdeği diyorlar diyor. Bak bak bak. Peygambere anlayışına bak. Peygamber anlayışı. Ya bu insanlar anlamıyorum diyor. Peygamber 571'de doğdu diyor. Ondan önce yoktu diyor. Peki bu kainatın çekirdeği o zaman kim olacak dedi o zaman. 571'de doğmuş. 632 dönmüş. Vay be Allah Allah. İyi ki söyledin ya hakikaten. Ulema bunu bilmiyordu. 571'de doğdu. Şu zahir ve kışırda kalana bak. Kabuğa bak. Peygamber anlayışına bak. Peygamber'e verdiği hürmete bak. Peygamber'e verdiği değere bak. Biz sanki kainatın çekirdeği olmasa ilahlık vermişiz haşa tövbe estağfurullah. Ya sen bir ilahlık mı veriyorsun koca ağacın, bir çınar ağacının bu kadar bir çekirdekten çıkması? Bir damla pis sudan insanın yaratılmasına, suyundan dolayı yıkanıyorsun. Büyük abdest mi pistir? Sperma mı pis? Büyük abdest. Büyük abdest pistir. Büyük abdest pistir. Ama büyük abdestten gusül almıyoruz. Bundan alıyoruz. Akılla gidilseydi, sıf akıl, böyle olması lazım. E şimdi o gusül aldığımız o sudan insan yapılmış. Şimdi ona mı dayandıracaksın şimdi? İnsansı beden midir? Acayip bir şey ya. 571'de doğmuş. Ondan önce diyor peki ne olacak diyor. O doğmadan önce diyor nasıl çekirdek olacak peki diyor. Bak peygamber bakışına bak. Risale-i Nur bilmese, nereden bilecek ki? Huvel evveluhu vel ahiru ve zahir vel batın. Aynı mevzunun dört yönü var. Ağacın çekirdeği, ağacın meyvesi, ağacın kendisi, ağacın batını. Sistemi içindeki işlemi. Normalde abi, bunun sayfa 96 mektuba. Şimdi şöyle söylüyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ahval ve evsafı, halleri, vasıfları, siyer ve tarih suretiyle beyan edilmiş. Fakat o evsaf, vasıflar ve ahval-i galibi beşeriyetine bakar. Halbuki o zat-ı mübarekin şahs-ı manevisi ve mahiyet-i kutsiyesi o derece yüksek ve nuranidir ki siyer ve tarihte beyan olan evsaf, vasıflar o bağlar kamete uygun gelmiyor, o yüksek kıymete muvafık düşmüyor. Ya. Şimdi peygamberimizin halleri, vasıfları anlatılmış ya. Ya tuvalete gidiyor, babadır, kocadır. Ya böyle bir düşünüyor bütünü, tamam bir insan gibi yaşamış. Lan ne gibi yaşayacaktı zaten? Melek gibi yaşayacak hali yok. Haşa ilah gibi yaşayacak haşi yok. E kim gibi yaşayacak? Benim gibi yaşayacak ki bana örnek olsun. Bu tamam ona yüklenen mana şu beşeriyetine bakar diyor. Beşeriyetine sığmıyor. Ya nasıl olacak diyor bütün kainatı. Kainatın içine bir birim. İşte o tarihi beşeriyetine bakıyor. Huve zahir. İşte sen olmasaydın kainatı yaratmazdım demek abi. Bak burada da söylüyor. Halbuki o zat-ı mübarekin şahs-ı manevisi ve mahiyet-i kutsiyesi o derece yüksek ve nuranidir ki kitaplarda, siyer ve tarihte beyan olan vasıflar, haller o bağlı akamete uygun gelmiyor. O yüksek kıymete muvafık düşmüyor. Yani çok kısa nazar oluyor yine. Bu çok acip bir, mesela çok derin soruları da beraber cevap veriyor. Mesela hani herkes Miraç'ta vardı git orada. Görevi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz aldı ya. Ona göre kainat ayarlandı. Şimdi orada o görevde mesela kabul etmeyenler ya da şey olmayanlar da ona göre ortamda gönderiliyor, ceset giyiyor. Mesela ona göre herkes, niye mesela ben gavur memleketinde gönderildim diyen de cevap bulmuş oluyor. İşte mesela bunun söylediği oradaki mahiyete göre. Çok derin bir sıra abi. Ne de anlat bakayım nedeni seni. Şimdi bu 24. mektup o zaten çok derin mesele ya abi. Mesela Kütüb-i İslamiye'de ismi var fakat izahı yok. Mesela Diyanet'in ilmali var ya abi, büyük dev gibi. Sadece ismi var, şuunat-ı ilahiye nedir? İlahi işler diye geçmiş. Başka izah yok. Üstad izah etmiş abi. Orada hani demin söyledik. Cemadat, nebatat, hayvanat. İnsanlar diyemez kimse. Hiçbir şey talep etmeye hakkın yok. Çünkü niye? Onun istat ve kabiliyetine göre Allah o şeye elbise giydirmiş diyor abi. Hani terzi misali veriyor ya. Hı hı. Yani Cenab-ı Hak elbiseyi orada o çekirdektir ki bizim irade tercihlerimize, şeylerimize göre bir şey yapmış. O zaman ben diyemem ki ya ben niye orada dünyaya geldim de burada dünyaya gelmedim diyemiyorsun. Mesela biz buradayız ya bak. Şu anda biz birbirimizi seçmişiz yani. Tercih etmişiz.
Yani o hakikatte abi biz o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz... Ona elbise giydirdi. Onu, ona o kabul ettiği için mesela Miraç'ta en uygun o zattır, o zat olduğu için ona göre kainat ayarlandı. Evet. O hakikate göre biz o zaman konum almışız. Demek ya orada bir öyle bir hakikat var. Mesela kafir olan ya da bu dünyada kafir mesela o ortama göre gelmiş. Demek orada bir mahiyet var ki mesela üstadımız bile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e göre gönderilmiş. Hakik ceset giymiş, o ortama gelmiş, o ortamları yaşamış, o hayatı yaşamış. Yani o cesette gönderilmiş. Geçmişteki o mahiyette bir şey var abi. Mesela bütün ruhlar, bütün mesela nebatat demek ki o Miraç'ta bir şey almış. Yani oradaki asıl Miraç bir tane Miraç var. Orada hakikatte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o görevi almış, üstlenmiş. Ona göre bütün kainat, bütün beşeriyet... Burada mesela... elbise giderilmiş yani. O evet. Elbise teslimi sende veriyor zaten. Aslında burayı burasıyla izah edersen onun için çıkamıyorsun işin içinden. İşte o iki farklı bakış açısı çok ehemmiyetli abi. Evet. Bakamasan kilitleniyor yani mesela. Kesin. Yani şeyden de öyle bak, kadere bak. Hali ve vicdan nedir diyor. Aşağı biraz iniyorsun, 2-3 cümle, şey satır aşağıda. Cüz-i ihtiyarı adem mesuliyetten, yok cüz-i ihtiyarı gururdan. Kader cüz kader gururdan. Cüz-i ihtiyarı adem mesuliyetten kurtarmak için. Şimdi baktığın zaman kader bir böyle bir böyle bir böyle bir böyle ya dört. İşte canip çok önemli. Yani mesela adam kafir elbisesi niye giymiş? Yani nasıl? Çünkü orada ruhu tercih etmiş. Evet. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o zattır o zattır deyince onaylanmış mı bu? Hep yani bütün fıtratça. Artık sistem bu çekirdek üzerine kurulmuş. Bunu onaylayan bunun yanında olmuş. Bunu onaylamayan bunun karşıtı olarak sistemlenmiş. O zata göre konumlanmış. Evet, o zatın programına. Evet. Yani niye kafirdir insan, niye Müslümandır? O zattır, o zattır, o zattır. 33 tane mi ne diyor? O zattır, o sıfatların bütünlüğünün dışında reddedenler kafir olmuş. O zattır, o zattır onaylayanlar o zatla beraber olmuş. Aslında burada bir onaylama var ötelerde. Şimdi abi şu cümlede dikkat çeken bir şey var. Üstad Hazretleri, o zat-ı mübarekin şahs-ı manevisi ve mahiyeti kutsiyesi o derece yüksek ve nuranedir ki siyer ve tarihte yazılan o vasıflar, haller o bağlan kamete uygun gelmiyor, o yüksek kıymete muvafık düşmüyor. Yani şu görmüş olduğunuz abi, mesela bir Zeytinburnu, biraz genişledim İstanbul, Marmara bölgesi, bütün küre-i arz abi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şu özelliğini anlatsa, yani yazılan kitapla dolsa gene bitiremez abi. Olmaz. Çünkü bütün akıllar birleşse, bir akıl olsa gene idrak edemez diyor. İşte ama kapıyı açmış. Ama yani. Peygamber Aleyhisselatü beşeriyetine bakırsan iflas etti. Evet. Zaten üstadımız abi 10. sözde geçiyor. Hiç mümkün müdür ki bu kainatı onun için yarattığı zat-ı nurani şu anda ruhen diri ve hay olmasın diyor. Yani beşeri itibariyle, hatta biz o da öyle değil yani. Çünkü peygamberlerin cesetleri çürümüyor ya. Çok antika ya. 20 senelik Turgut Özal'ın bir ayağının bir dizinden aşağı çürümüş. Vücut hep sağlam. Bir adamın İslam'a bir yaptığı katkıdan dolayı cesedini çürütmeyen şeyce çok ilgimi çekti. Mezarcı kendisi yazmış yaptı. Mezar almış da mezar. Bu bizim Envar'ın Kur'an'ı yazan kimdi o? Ustad zamanında Kur'an yazan bir şey. Hamit Aytaş galiba. Ustad Kur'an yazması için şey yapmış. O da adam demiş ki şu kadar para isterim. Şimdilik kalsın demiş. Adam paraya bildirmiş. Tamam mı? Sonra ustad talebelerine vazife vermiş. Sen bir cilt sen falan. Nurcular yazmış. Sonra Hizmet Vakfı ona yazdırmış. Ücretle. Adam ben demiş namazı yokmuş yani. Adamın namazı yok. Tabii namazı yok. Sonra kılmış mı bilemem. Mesela Necip Fazıl Kısakürek, onun da namazı yok. Son senelerde tevil ediyorlar, kıldı diye. Ona diyorlar ki, sen böylesin ama biz dedi gübre gibiyiz, üzerimizde güller büyür. Çünkü tevil. Yani böyle bir tuhaf yani. Ama İslam'a feda. Mesela Menderes, namazı yok. İslam kahramanı diyor. Şimdi bu adam, bir şey anlatmak için bu misalleri verdim. Mezarcı diyor ki, bir yerde işte çöküntü oldu diyor. Gittim baktım diyor, mesela sen. Bir adamın şu kolu çürümemiş, her tarafı çürümüş.
Mezarlar Müdürlüğü'nde arşiva baktım, o Kur'an'ı yazan zatmış. Bu Kur'an'ı yazdı, diğerlerini ne çürüdü? Parayla yaptığı için. Benim anladım tabii. Sırf burası çürümemiş. Sonra öteki adam bir ayağı çürümüş, diğeri çürümemiş. Bir ayağı kadın demektir. Ötekisi dünyalık demektir. İslam'a yaptığı katkıdan dolayı. Zaten Kur'an'da o şehirde diyor, 11 şey 9 müfsit şey müfsit vardı ki diyor. Şehri ıslah etmezlerdi, ifsat ederlerdi. Kur'an'ın meali. 9 müfsit, tis atu. Ondan sonra 9 tane müfsit vardı. 9 tane cumhurbaşkanı müfsittir. Ondan sonrakiler hiçbirisi müfsit olmayacak. Şu anda 11 tane cumhurbaşkanı var. 2 tanesi müfsit değil. Bundan sonra olacaksa da müfsit olmayacak. Abdullah Gül de müfsit değil. Turgut Özal da müfsit değil. Yani şehirde diyor 9 müfsit vardı. Yani eğer böyle geniş bakamazsan o olaya bu galiba ne çürümedi. Çünkü herhalde oradaki elementlerle alakalı. Çamur herhalde çürümemiştir. Firavun'un diyor, cesedi de çürümedi ya. Öyle diyorlar abi. Suyun bilmem ne yoğunlaşmış da bir şeyler olmuş. Öyle açıklıyor. Peki Kızıldeniz'deki Firavun'un da mı cesedi öyle olmuş? Demiş biliyor musun? Ben onu altına koydum İngiltere'de. Soru cevap değil. Müzede var. Efendim bunun müzeye gittim. Ben adamı gördüm. O ve hatta şüphelendi istihbarat. Bu adam niye bu kadar duruyor? İnan anladım yani. Allah'ın o ayetini gördüm. اَلْيَوْمَ اَنَنَجِكَ بِبَدَنِكَ Ben bugün senin cesedine necat vereceğim. Orada soru cevap vardı. Diyor ki konferans verilmiş. Bu niye çürümemiş? Ve şimdi niye çürümüyor? Ondan sonra işte bir Yahudi bilim adamı demiş ki işte orada bir balçık varmış da bilmem ne. Peki bunun yanında bu kadar insanlar var. Onlar çürüdü de bu niye çürümedi? Bir. İki. Şu anda niye çürümüyor? Üç. Adam konferansı gitmiş. Terk etmiş. Şu anda çürümüyor. İlaçlama yok. Camın içinde. Yatırdıkları yer kum. Secde gibi duruyor. Duruyor he. Ben bizzat gördüm. Her şeyi duruyor. Bütün organları duruyor. Saçlar bile duruyor. Şimdi niye çürümüyor? Onunla gömülenler niye çürüdü? Bu ne için? Yok cevap. Ama kör olası dinsizlik ne biliyor musun? Bir insan bir şeye inanmayacaksa hiçbir şey delil değildir. Ama bir insan bir şeye inanacaksa her şey ona delildir. Evet. İşte aynı işte bak diyeceksiniz ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a orada iman etti ve etmemedi. Bak şu anda aynısı. Adam bu şekildeki, şu andaki ceset niye çürümüyor? Yani su diyor. Ne bileyim, hava şeyi diyor. Tamam bir sürü müzede insan var. Mümyalı. Onlar çürüyor. Aynı yerde. Firavun'la beraber kark olan var bir sürü. Malzemeler var. Ordu var. Hepsi çürümüş. Turgut Ozan'ın yanında orada mezarlıkta yatan var. Orada bir sürü cesetler var. O bölgede yaşayan. Peki atmosferik olaysa oradakilere niye az olmamış da bu nasıl olmuş? İşte kör olası dinsiz gözü, görmez olduğu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hem anlamaz akılları var ya. Böyle bir şey. Dinsiz oldun mu? Her şey bahane olur sana. Eğer imana niyete oldun mu? Her şey hidayet vesile olur. Abi şimdi biz nerede kaldık? En son... Bazen devreye giriyoruz, kusura bakma. Murat abi okuduğun yer 90'da mıydı? Bulamadım da. Hangisi? 96. Kaçtı? 96-99 muydu? Evet abi 96'ydı herhalde. 96 tarihte. O çok harika bir yer Furkan. Mektubatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bakışını, gözlüğünü ayarlıyor. Bir gözlük bir gözlük yani bir çerçeve. Orada çok harikadır. Beşeriyetiyle bakarsan babadır, komutan, kocadır anlamaz. 571'de doğdu, 632'de öldü. Tamam canım ondan sonra ne olacak? Ondan önce ne olacak diyor. Nasıl çekirdek olacak bu diyor. Kader de çözülüyor yani bu. Kader de çözülüyor. Şimdi abi sen olmasaydın bu kainatın yaratmazından maksat 189 şualar dedik. 3 tane dedik. Onun nuruyla, diniyle, Kur'an'ıyla. Sen olmasaydından kasıt sen şudur. Nuru, Kur'an'ı, dini. Sende kasıt budur. Bak ne kadar kolay. Aferin. Mesela çocuk... çocuğun babası. Çünkü çocuk dünyaya geldi abi. Şimdi babası, annesi çocuğa dese ki sen olmasaydın biz bu hazırlıkları yapmazdık. Yani dünyaya gelmeseydin biz elbiseler beşik almazdık. Almazdık yani. Ona göre ayar çekiliyor. Dedik bir bu, bir daha bir sayfa 176'da var. Mesela tamam. Farklı bir cevabı abi. Lemlâke hadisini izah ediyor.
Diyor ki, şuradan alayım. Bu hitap zahiren Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama müteveccih ise de zımnen hayata ve zevil hayata racidir. Fıkrası tadile muhtaçtır. Çünkü külli hakikat-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam hem hayatın hayatı, hem kainatın hayatı, hem ismi azamın tecelli-i azamının mazharı ve bütün zirhuların nuru ve kainatın çekirdeki aslisi ve gaye-i hilkati ve meyveli ekmeli olmasında. O hitap doğrudan doğruya ona bakar. Yani burada kaç tane vasıf var abi? Mesela hayatın hayatı 1, kainatın hayatı 2, ismi azamın tecelli-i azamının mazharı 3, bütün zirhuların nuru 4, kainatın çekirdeki aslisi 5, gaye-i hilkati 6, meyveyi ekmeli. Sen olmasaydın kainatı yaratmadın, bu 7'si var yani. Bu 7 taneyle içini dolduracaksın. Sende kasıt bu 7 sıfat. Bu abi mesela bilgisayarda yazılım var ya abi. Ötekisi bu hakikattır. Evet. Ötekisi mahiyet, evet. Şimdi bilgisayarda yazılım var ya abi. Şimdi bilgisayarın her şeyi o yazılıma göre programlanmış. Evet, üzerindeki evet. Yazılım olmasa içinde sen bir şey göremezsin. Bir şey olmaz yani. Yapamazsın. Yazılıma göre programlanmış her şey. Çok güzel, bu da güzel bir misal. Mesela Windows'un üzerinde ne yapacaksın yapacaksın. Yoksa yapamazsın. Windows'un yazılımın veya Linux'un yazılımın üzerinde bir film oynatırsın, bir şey yazı yazarsın, bir ne yaparsın. O yazılımı aşacak bir şey yapamazsın. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risalet cihetiyle şahsiyeti bu kainatın yazılımıdır abi. Yazılımıdır. Nesi? Yazılımı. Yok yok, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın risalet cihetiyle şahsiyeti manevisi bu kainatın yazılımıdır. Evet, evet şahsiyet. Ruhudur desem olabilir. He? Ruhudur. Zaten ruhu da söylüyor. Ruhudur, nurudur, aslisidir, evet. Gayesidir ve hepsi giriyor. Ama yazılım dediğimiz zaman bizim ifade etmek istesek yani. Yazılımı Nur Muhammed'i yani. Evet. Yazılım bu kainatın yazılımı yani. Yani mesela sana Windows müsaade etmediği bir şey yapabilir misin bilgisayarda? Yazılım müsaade etmiyor. O zaman bütün kainat bilgisayar kabul edersen yazılımı Nur Muhammed'idir. Mesela kopyaları çıkıyor ya bir yazılımlara. Evet. Mesela sahte peygamberler çıkmış yani kopya etmeye çalışıyor. Onu bile abi kopya etmeye çalışmış yani. Dedik abi şimdi sen olmasaydın bu kainatı yaratma azından maksat beşeri şahsiyeti değildir. Ama beşeri şahsiyete bakınca kabul etmiyorlar. Neymiş? Bu saymış olduğumuz şualar 189 ve de emirdağ 176. Risalet şahsiyeti murattır diyor. Kainatın yazılımı yani çekirdeki aslisi. Risalet. Hangi sayfalarda söylüyor? 189 şualar. He. Bir de emirdağ 176. Ha? Yani bu hadisin izahını yapıyor. Yani sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdınız ki sendeki kasıt risalet. Evet, beşeri şahsiyeti değil. O da içindedir ama birinci maksat burada okuduk zaten o değildir diyor. Evet. Yani dolayısıyla o çekirdeğin içerisinde mahiyet vardı. Nur, din, Kur'an. Değil mi? Ha, bunun beşeriyeti nuru içindedir. Bütününe de risalet diyebiliriz. Zaten risalet ismi verilmiş. Şimdi abi bizim konumuz neydi? Risalet ve nübüvveti karşılaştırmakta. Şimdi biz risalete böyle genel bir bakış yaptık yani. Hulasa toparlayacak olursak risalet hakikati tektir abi. Allah canibinden bakıştır risalet. Allah'ın evet. Kararı bakışı haktan halka. Haktan halka bakıştır risalet. Beşer canibinden bakarsak ise yani halktan hakka. O da nübüvvet oluyor. Nübüvvet oluyor. Nübüvvetin vazifeleri var. Bu Haşr Risalesi ikinci işaretle geçiyor. 10 tane, 12 tane vazife var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cesedi olarak gelmediğinden dolayı Barla'da da okuduk. Diğer peygamberler onun yerine vekalet etmişlerdir. Onun o vazifesine yardımcı olmuşlardır. Evet, bir de bu Allah'tan mahlukata bakış risalet, haktan Allah'a bakış nübüvvet, bu ikisi arasındaki bağın seviyesi de velayet. Evet. Ona da geleceğiz abi. Daha şey yapmadık. Ha, ben acele mi ettim? Nübüvvetle velayet arasında abi. Şimdi ne kadar oldu abi? Bir meseleyi... Tamam, devam. Şimdi abi nübüvvet meselesini de Üstad Hazretleri ikiye ayırmış Risale-i Nur'da. Bu işaret-i icazda... İşaret-i icaz verir misin orada? Ben anlamıyorum. Abi sen. Abi işaret-i icazda nübüvvet bahsi var ya abi. Evet. Sayfa 105. Evet.
Mesela burada söylüyor. Ayeti okuduk. O ayetten sonra diyor ki abi, okumuş olduğumuz ayet nübüvvet-i Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam ispatı hakkındadır. Nübüvvet-i mutlaka hakkında değildir. Hmm. Bak ayırdı şimdi abi. Evet. Nübüvvet-i Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ispatı hakkında, nübüvvet-i mutlaka hakkında değildir. Halbuki maksat mutlak nübüvvettir. Fakat külli cüz'i de dahildir. Cüz'ünün ispatıyla külli de ispat edilmiş olur diyor. Hmm. Şimdi abi bu işaret-i icaz Kur'an-ı Kerim'deki dört maksadı izah ediyor. Kelimelerin arasındaki öncelik ve sonralığı izah ediyor abi. Siyak ve sibakını. Şimdi burada nübüvveti izah ederken diyor ki, nübüvveti ikiye ayırdı. Nübüvveti mutlaka, bir de nübüvveti Muhammediye. Hı. Şimdi bizim buradaki konu diyor, nübüvveti mutlaka. Ama okumuş olduğumuz ayet, Muhammed'in nübüvvetini anlatıyor. Nasıl olacak? Bu sefer diyor ki, külli cüz'i de dahildir, cüz'ünün ispatıyla külli de ispat edilmiş olur. Şimdi bu bir kural abi. Cenab-ı Hakk'ın kainatın işlevinde kullanmış olduğu, tecelli ettirmiş olduğu bir kural. Bu kainat kül. Ben mesela kainatın bir cüzüm, bu kainatı alimleri Cenab-ı Hak bana derc etmiş. Külliyatı cüziyata koymuş. Mesela insan kül, insanın her bir uzvunda, insanın komple özelliğinin olması, sesinde, kokusunda, görüntüsünde, saç telinde, bu da cüzün içine külü koyması. Şimdi 124 bin peygamber var ya abi, 124 bin peygamberin o nübüvvetlerinin özellikleri, ümmetleriyle olan hal ve tavırları, mucizeleri göstermiş olduğu o vasıflar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetin içine konulmuş. 124 bin peygamber nübüvvet kül, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cüz, fakat o külü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine koymuş. Yani bir insanın tanımlayan her bir hücredeki DNA gibi. Evet, aynı onun gibi abi. Şimdi nübüvvet-i mutlaka ne demek? Şimdi karıncayı emirsiz, arıları yasupsuz bırakmayan kudreti ezeliye elbette beşeri nebesiz bırakmaz. Şimdi kainatta bir nübüvvet-i mutlaka hakikati var. Cenab-ı Hak her şeye bir rehber, bir önder tayin etmiş. Karıncalara bir karınca beyi, arılara bir arı beyi tayin etmiş. Onların sevk ve idaresini onlara bırakmış. Mesela 12 tane gezegene cezb ve cazibe kanunu ve idaresini güneşe bırakmış. Şimdi cihazları, hissiyatları, latifeleri fazlaca olan insanı boş bırakır mı? Bırakmaz. Ona da o manada bir rehber, önder tayin edecek etmiş. Abi, bu mutlak nübüvvet bu. Kainata şumullu. Evet. Herkese Cenab-ı Hak bir tane bir şey tayin ediyor. Evet. Karıncalara, sineklere, kartallara. Herkese. Hakikaten kargalar, kartallar, uçarken kuşlar bir tane ortada oluyor. Evet abi, o onların yönünü tayin ediyor. Ya, evet. Hatta abi bir tane kuş varmış, mesela 6 ay bir sıcak memlekette duruyor, soğuk memlekette duramıyor. Havalar soğumaya başlayınca tekrardan uçuyormuş. Fakat kilometrelerce yani, diyelim ki Türkiye'den gidecek yazın, diyelim ki Antalya'da kuş abi. Buradan tekrardan Amerika'ya gidecek diyelim, orada sıcak bir eyalete. Ama bu kuş abi, normalde 100 metre uçabiliyormuş en fazla. 100 metre? 100 metre he. 100 kilometre değil, 100 metre. Allah Allah. Peki o kadar uzak mesafeye nasıl gidiyormuş abi? Bulunmuş olduğu yerin en yüksek tepesine çıkıyormuş. Kendini rüzgara bırakıyormuş abi. Allah Allah. Rüzgara bırakınca o gazla beraber gidiyormuş yani böyle Efe abi. Ondan sonra durdu. Diyelim ki pili bitti orada abi, rüzgar bitti. Tekrardan oranın en yüksek tepesine çıkıyormuş. O 100 metre öyle mi kullanıyor yoksa? Yani 100 metre, normalde kendi kanatlarıyla 100 metre uçabiliyormuş. Sonra oraya düşüyor, iniyor. Tekrardan oranın içine çıkıyor. Bir rüzgar geliyor, tekrar götürüyor. Evet. Tekrar işte 30-40 kilometre gidiyor, tekrar düşüyor. Arabanın benzini azalaşıyordu ya böyle. Bu abi nübüvvet-i mutlaka bu. Yani nübüvvet-i mutlaka, kainatı içine alıyor. Her şeyi evet. Bir de nübüvvetinde var, Muhammediye var. Peygamberimizin halleri, vasıfları mucizedir abi. Özellikle 40 yaşından sonra. Abi. Bu da, şimdi bizim diyor ki burada okumuş olduğumuz ayet nübüvveti mutlak hakkında değil, nübüvveti Muhammediye hakkında ya abi. Halbuki konumuz mutlak nübüvvet. Bütün mevcudada şamil olduğunu anlatacağız diyor. O zaman diyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvveti ispat edilirse,
diğer nübüvvetlerde, diğer her şeyde ispat edilmiş olur diyor. Yani nasıl ki insanın bir saç telinde komplesi var ya abi, onu incelersen komplesinin hakkında kanaatin hasıl olur yani. Hani hırsız ne yapmış? Hırsızlık yapmış. Kulağını kapıya koymuş. Orada kulak izi çıkınca hırsızı kulak izinden yakalamışlar. Yani o külü o ize koymuş. İşte nübüvveti mutlaka ayrı, bütün mevcuda da şamil. Nübüvvet-i Muhammediye ise abi peygamberleri ilgilendiriyor. Özellikle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıfları, özellikleri. Nübüvvet-i Muhammediye. Yani fıtratın nübüvveti mutlaka. Evet, nübüvveti mutlaka. Yani eşya, camidatta da var onda. Evet, karıncalarda da bir rehber var, bir önder var. Mesela elektronu protonun etrafına döndürmüş. O zaman şu sorunun cevabını da verebiliriz abi. Cinlerden peygamber gelmiş midir, gelmemiş midir? El cevap, gelmiştir yani. Çünkü gelmiş. Hayvana da tayin etmiş Cenab-ı Hak. Zaten şöyle cevap veriyor geldiğine dair. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra daha gelmemiştir diyor. Evet. Bu Lazcasına ondan önce gelmiştir. Ondan önce gelmiş abi. Öyle diyor zaten. O sorunun cevabı. O soruyu soruyor ya. Evet. Cinlerden peygamber gelmiş midir? El cevap Risale'de şöyle geçiyor, hatırlarsınız. Nerede geçiyor? Şualarda geçiyor abi. Şualarda. 337 herhalde. Evet, 337. Şualarda o cevaba bak, şuraya bak. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra daha gelmemiştir. Peki niye gelmemiş? Böyle bir soru sorulsa abi. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Esma-i Hüsna, azamet derecesinden mazhar olduğundan hepsi. Hem görünen görünmeyen hepsine peygamberidir. Peygamber olmuş. Gözüken ve gözükmeyen. İleride bir de safsata çıkaracak olursa cinlerden peygamber gelmiş falan diye onun önünde kapatmışlar. Evet. Ondan sonra daha gelmemiştir. Şimdi abi nübüvvet hakikati iki tanedir dedik. Nübüvveti mutlaka. Bak normalde bunu tercüme ediyor abi, ikisi de aynı. Ne kadar cinayet yapıyor bak. Nübüvvetle şeyi, nübüvveti mutlaka ile nübüvveti aynı yapıyor. Muhammediye aynı. Aynı yapıyor. Aynı yapıyor ya. Kastayım bunu bilmeyecek adamlar değil ki. Bunu biliyorlar, bilerek yapıyorlar. Evet. Nübüvveti mutlaka ile nübüvveti Muhammediye'nin farklı olduğunu sen biliyorsun da bu yaşta adam bilmiyor mu senelerin adamı? Biliyor. Niçin yapıyor? Bilerek yapıyor. Şimdi abi bunu mesela buna bir tane örnek vereyim ben abi. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinin içinde diğer peygamberlerin nübüvveti nasıl var? Hani biz demin 324 mektubat barladan okumuştuk ya abi. Bütün enbiya onun aslı nurundan istifade ve hakkati dinin neşrinde onun muinleri ve vekilleri hükmündedir. Değil mi abi 320? Evet. Şimdi aşağıda da Kur'an-ı Kerim'i söylüyor. Diyor ki hakikat-ı Kur'aniye. Bak hakikat-ı Kur'aniye. Zaman-ı Adem'den şimdiye kadar hakikat-ı Muhammed'i aleyhissalatü vesselam ile beraber müteselsilen enbiyaların suhuf ve kütüplerinde nurlarını neşrederek. Gele gele ta nüshayı kübrası ve mazhar-ı etemi olan Kur'an-ı Azimüşşan suretinde cilveger olmuştur. Normalde abi hani Risalet hakikati tekti ya abi. Evet. Bir tane Resul-i Ekrem vardı yani. Diğerleri yardımcıydı. Bir tane kitap var abi. Kur'an-ı Nuzul Beyan'dır. O da tam böyle nazil olmadığından dolayı nurunu diğer suhuf ve kitaplardan neşrederek geldi. Gösteri gösteri. Baplar, suhuflar, baplar, baplar. Suhuf gele gele Peygamber İbrahim Aleyhisselam mesela. Evet. Suhuf gelmiş. Baplar Kur'an'dan o zamana uygun mertebesi. Evet. Gele en son bir tek insanı dinleyecek duruma gelmişler. Kitaplarını cem eden, hani kimden gelmişti? Bu çekirdekten o. Kur'an. İşte mesela Risalet hakikaten tek dedik. Kitaplar hakikaten de tektir abi. Evet. Kitaplar emin değil mi? Kitaplar hakikaten. Daha enteresan abi. İbadet de bir tanedir abi. Mesela iman. Allah'a iman diyoruz ya abi. Allah'a iman ettik abi. Amelde de bir tane ibadet var. Mesela namaz bütün peygamberlerde aynıdır, vardır. Namaz bütün peygamber, geçmiş ümmetlerde olduğu gibi size de farz kılınmıştır diyor. Evet. Ama bazıları kıyamda, bazı namazı rüküde, bazı secdede hepsini toplamış. Bizim. Bütün içine alıyor ya abi. Ama Cenab-ı Hak niye peki böyle çok ibadetler yapmış? O da merhameten abi. Çünkü mesela ben diyelim ki oruçta yakalayamam hakikati, umrede yakalarım. Umrede yakalamazsın, bir güzel sözde yakalarsın. Sadakada yakalarsın. Yani ibadetler çok çeşitli olması da Allah'ın bir rahmeti yani. Tek çeşit de yapabilirdi yani. Yapsaydı hiç perişan olurduk. Orada yakaladın. Ehaletim uymadı. Ama orada yakalayamadım. Geçtim bir tane garibana iyilik yaptım. İşi anlattım otobüste.
belki de ümreden daha sevaplı. Adam hidayete geldi. İşte risalet hakikati tek dedik. Efendim, kitaplar hakikati tek dedik. İbadetler hakikati tek dedik abi. Bir tane de insan var abi. Eyvah. Bir tane insan var. Beşinci remiz var ya abi. He he. Beşinci remiz bu işte. Hakikat insani birdir. Mahiyet insani birdir. Mahiyet insani birdir. İnkısamı gayri mümkündür. Biz peki nesiyiz onun? Biz onun eza ve efradıyız. Etsa ve efradıyız. Kainat nedir? Onun İnsandır. Nevidir. Nevidir abi. Öyle geçiyor. Mesela şöyle bu parmak var ya abi. Parmak, göz, kulak bana aittir. Bütün mahlukat, hani demin işlemiştik onu, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, yani insan ekber hakikatinin bir şeyidir yani. Evet. Eza ve efradıdır. Mesela her bir yapılan şu mevcudattaki ağaçlarda, taştır, daldır, budur, her şey, o Nur-u Muhammedi'nin yapılmamış. O zaman Nur-u Muhammedi, yani şöyle, toprak düşünün böyle, çekirdek, ağacın bir sürü detayı var yani böyle. Yaprağı var, çiçeği var, kokusu var, meyvesi var, kütüğü var, var da var. Peki, bu kadar çekirdekler var, bu kadar meyve var, bu kadar ağacın detayı var, ama bu ağacın hakikati, mahiyeti tektir, çekirdek. Bu ağaca çekirdek nasılsa, bütün varlığa Nur-u Muhammed'i böyledir. O zaman insanlık hakikati tektir, biz onun etza ve efradıyız. Mahiyet bir olması lazım. Evet, mahiyet insani bir. Ama şöyle yorum yapar bazıları, onu beşinci remizi anlamamış siyah sisi bakının. Yani insanlığın hakikat mahiyeti var ya böyle kargası ruhu, o tektir. Yoksa üzerindeki işlemeler herkeste farklı. Çok kısa kalıyor yani. Çok cılız, acayip bir şey oluyor. Ben, yani ona da şey yapmayacaksınız. Niye? Adam öyle anlamışsa dikkat ediyor musunuz? Mesela ben çeşitli vakıflarla veya çeşitli yerlerde ders yapıyorum, dersine katılıyorum, dinliyorum. Mesela diyelim İsa hakkındaki bizim arkadaşlarımızla beraber büyüdük. Yani biz de tanımış. Yani senelerce beraber olduk. İsa hakkında veya Mehdi hakkında anlayışı var. O kadar üretişleri burada hakim ki. Ben dinliyorum onu. Ben benim külliyattaki ve nas ifadelere zıt olduğu halde dinliyorum. Tamam. Gidip yayınlıyorum. Dinliyorum. Ama onunla eylemiyorum. Niye? Bırak tıkama adamı. Tıkama ne tıkıyorsun? Dinlesin. Konuşsun. Söylesin. Hatasını sormak isterse söyler. Yoksa kafayı kendisi vursun anlasın. Hata yapma fırsatı vereceksin insanlara. Allah vermiş. Hürriyet-i şeriye Allah mı verdi? Hangi insan Allah'ın bu hürriyet-i şeriyesinin verdiğini sen kaldırıyorsun? Allah'ın verdiği hürriyeti sen nasıl kaldırıyorsun? Yanlış yapıyorsun, yanlış yapıyorsun, yanlış yapıyorsun. Allah hesap verecek. Niye dinliyorum? Dinliyorum kardeşim. Niye dinliyorum? Bir ona değer veriyorum, saygı duyuyorum. Başkasını dinlemeye saygısı, tahammülü olmayan kendisini nasıl dinletecek ki? Adam ne diyecek? Vay be. Abim, abime, abi ben öyle düşünmüyorum diye başladı. Ondan sonra demeyecek mi? Ya abi böyle düşünmedi halde bak beni bir saat dinledi. O beni ne yapar? Beni bir sene dinler. Çok önemli ya. Sır bana. Ben, tabii ya. Çok acayip. Ya bir teslim arkadan bakmayın. Yani şu. Evvel, ahir, zahir ve batın aynı mevzuyu dört kategoriden inceleyebilenlerde merhamet kuşatıcı olur. Onlarda taassup olmaz. İnsanların farklılıkları esmanın farklılığından geldiğini bilir, idrak eder ve zenginlik olduğunu kabul eder. Ama tek dahi olsa huvel evvel veya zahir, zahirle manat, isabet dahiyesi bu nakıstır. Mutlak arkadaşlar olayları dört esmada, çekirdek, evelo, meyve, ahiro, ağaç, zahiro, batını, batın cihetiyle bakacağız. Ve Risale-i Nur'un her kelimesine, nübüvvetine, ifrat, tefrit, vasat mertebesinde dima ve kalbi nasıl inşa ediyor, filde nasıl gözüküyor bakacağız. Eğer bu anlattıklarımla cevap yaparsanız, yani deftere bir şey araştırıyorsunuz, kargas yaparsanız, mesela bir kelime araştırıyorsun, nübüvvet. İfrat, tefrit, vasatı nedir? İfrat diye bulursan, niyet edersen onlar gözükmeye başlar. İfrat, tefrit, vasatını bulduk mu? İfrat, tefrit bulduk mu? Vasatı bulacağız. Bu vasatı,
Dima nasıl yapılandırıyor? Bu vasat kalbi nasıl yapılandırıyor? Bu vasat fiilde nasıl gözükür? O zaman külli olur. Külli cüzde, cüz külde olur. Evet, tamam. Acele etme. Biz sabırlıyız kardeşim. İlmin böyle şey acelesi olan ecelle gider. Bu işin eceli o. Yani işi terk etmek ecel. Şimdi Ormanda abi çok başlık var yani. Külliyatta bu mesele çokça işlenmiş. Hı hı. Hem Kur'an'ın dört maksadından birisi, hem de imana talik eden mesele. Yani bu nübüvvet, peygamberlere iman, kitaplara iman. Abi. Şimdi ben abi böyle bir başlığa girmiyorum. Sadece bir mesele var, onu nazara vereceğim abi. Tamam. Şimdi mesela bir ayette geçiyor ki, Festekim kema ümirt. Ümirt. Emredildiğin gibi dost doğru ol. Tamam. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a demiş. Kime diyor ya bunu? Şimdi enteresan bir şey abi. Peygamber'e diyor ha Allah. Şimdi bir hadis-i şerifte geçiyor ki abi, en büyük musibet, bela ve sıkıntılar diğer peygamberlere nazaran bana verildi diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Mesela Cerciş Aleyhisselam testereyle kesilmiş abi. Zekeriya Aleyhisselam değil mi? Evet. İşte Yunus Aleyhisselam'ın her tarafını kurtlar yemiş. Eyüp Aleyhisselam'ı, Yunus Aleyhisselam balığın karnına girmiş. Hepsi böyle sıkıntılar çekmiş. Ama peygamberimiz diyor ki bana verildi diyor en fazla. Normalde testereyle kesilmemiş peygamberimiz. Deri yüzülmemiş. Deri yüzülmemiş. Değil mi abi? Cerciş Aleyhisselam derisi yüzülmüş. Zekeriya Aleyhisselam ikiye bölünmüş. İkiye bölünmüş abi. Peki niye bana verildi diyor? Ama bu ayette gizli abi. Festakim kemamit yani istikametle bozmadan gidebilmek hepsinden daha meşakkatlidir. Zaten saçı ağarmış peygamberimizin o ayet gelince abi. Namazda da diyoruz ya, ya Rabbi her namazda ilmimizi artır demiyoruz. Ne diyoruz? İhtine sıratı. İhtine sıratı müstakim. İşte peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bana verildi demesi abi zahiren ona verilmiyor. Zahiren. Ama böyle baktığında onu ihtiyaratan bu ayette gizli yani. Mesela ben şeyi merak etmiştim. Yusuf aleyhisselamın güzelliğinden daha güzeldi. Oysa Yusuf aleyhisselamın şeyini görenler cemalin elini kesmişler anlamamışlar. Ben merak ettiğim için araştırdığımdan söylüyorum. Peygamber Aleyhisselam'ı görüp de elini kesen kadın yok. Niye diye? Nasıl bir güzellik? Ben Hazreti Ali'den buldum. Hazreti Ali radıyallahu anh'a Veysel Karan'ı soruyor ki ya Ali Resul-i Ekrem Aleyhisselam peygamber Hazreti Peygamber'in kaç defa gördün? Veysel Karan'ı diyor. Ben onunla büyüdüm dedi. Ya Ali, peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ne kadar, kaç defa gördü? Anladı. İki defa gördü. Her görüşte farklı güzellik olmasın. Peygamberimize has olduğu için böyle bir güzellik yoktur. Ondan. Yusuf aleyhisselam'ın güzelliği tek boyuttur. Cemal. Peygamber aleyhisselam'a bugün sabah geldiğiniz, ziyaret ettiğiniz, gördüğünüz siması ile öğleyin gördüğünüz, akşam gördüğünüz simas farklı. Onun için sahabe niçin kalkmıyor dedim. Ayet geldi ya. Kalkın gidin de o da insan eve gidecek diyor. Ayet olur mu bunun hakkında? Ayet gelir mi? Ne kadar zor durumda kalmış ki gelmiş yani. Ayet olmuş. Bunun hakkında ayet gelmiş. Ayet gelir mi bu kadar ciddi meseleler var yani? Niçin sahabeler oturup da böyle kalmış? Bu cinsellik midir? Nedir dedim. Ya bu nasıl bir şey değil. Nasıl kalkmaz? Nasıl meftun olur? Gene onu araştırdım. Meğer an ve an değişiyormuş böyle simata, o güzellik. O da sirayet ediyormuş, insiba, aynı güzelliği yaşıyorlarmış. Böyle. Onda olan bunda da oluyor, onda olan bunda. Çünkü ona gelen sirayet ediyor, onda gelen sirayet. Onun için onda gibi, onun güzelliğini seyretmek gibi, ondaki ferahlığı gibi, huzuru, manayı, ayeti zannediliyor ki, ondan şey yapıyoruz, ondan seyrediyor. Hayır, Peygamber aleyhissalatü vesselama gelince, aynedir bu alem her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah, aynayı Muhammed'den değil. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Allah gözüküyor da ondan. Ha, tamam. Ama bizim o dediğimiz orayı bu. Orayı bırakamazlar abi o zaman. Tamam. Şimdi oldu mu? Oldu. Ha, ama bu Allah, mahiyeti zatiyedeki Allah değil ha. Şunat-ı zatiyedeki Allah değil, sıfattaki Allah değil. Esma-i Hüsna'daki Allah ama kimin Allah? Herkesin kendi
ondaki ben, bendeki o. Zaten abi bu peygamberimizin anlattığı şemail kitapları var. Böyle bu esasatta ittifak edilmekle beraber hepsi farklı anlatmış. Acayip. Hepsi farklı yani. Yani Hazreti Ali'ninki farklı, onunki. Ben o dini okudum. Ebu Bekir'le peygamberi anlatma kitabı şeyini okudum. Peygamber anlatma şemailinin simasını anlatırken Ali'ye hiç benzemiyor. O kadar bana uyuyor ki Ebu Bekir'in şeyi. Yani batından bahsediyor. Hiç görmemiş. Sıratına bakarken, ya affedersiniz kusura bakmayın. Simasına bakarken sıratı. Ruhu seyrediyor adam. Hatta abi enteresan bir şey söyleyeyim. Ebu Bekir Sıddık abi peygamberimizin yanına gelmiş. Demiş ki ya Resulullah demiş. Affedersin demiş. Defi hacette dahi hatırımdan çıkmıyorsun demiş. Peygamber demiş ki doğru söylüyorsun ya Ebu Bekir demiş. Çünkü simay veçesinde simay ruhunu seyrediyorlarmış. O zaman bakan da bakılan ayna gibiyken baktıkları zaman ayna görüyorlar. İçeriği seyrediyorlar. Bak. Nereden çıkartıyorum? O ona gelen ayet ve hadisler bunlara hemen sirayet ediyor. Hemen aktar. Sen hiç o tecelliden kaçar mısın? Ne oluyor biliyor musun? Ona gelen tecelli bunlara niçin sirayet ediyor? Aynedir bu alem, her şey hakkıyla kayım. Mirat-ı Muhammed'den Allah görününe dair. Mirat da ayna farkı, aynada sima. Mirat ise seni değiştirmeden dönüştürendir. Toprak mirattır. Çekirdeği alıp ağaç yapar. Üzerindeki örtüyü açar, hakikatin çıkarır. Mirat-ı Muhammed böyledir. Benim üstümü açtığı için insan da bil kuvve hakikat, bil fiil olunca ağaç oluyor. Devamlı tecelli ediyor. Devamlı kendisi büyüyor yani manen. Yani inşa ediliyor orada. Mirat-ı Muhammed toprak, Allah görünür daim, karşılığım inkişaf ediyor. Keşke biz de şarj olsak. Şu anda oluyorsunuz ya. Zaten abi Risale-i Şahsları'nda. Onun nuru değil mi? Nur-u Muhammed. O nur olmasa seni bu saatte bu kadar oturtan kimdir? Nur-u Muhammed'den hisseniz olduğu için aynı şey olması lazım abi. Evet. Olursa. Sen bir şey dedin. Risale-i derslerinde abi veraset sırrıyla bu sohbet var yani. Evet. Aynen var. Sirayet ediyor. Risale-i ölmez o. Sohbeti Resulullah'tır yani. Evet. Yani onun sirayetidir. Peygamber Aleyhisselam peygamber bak bir de sirayet şey insiba ve inikas Resulullah'ta. Sirayet de bizim haletimiz. O sirayet bu burada birbirine akis var. Buna ben bir örnek verebilir miyim abi? Bu inikas ve insibaya. Böyle bana müşahhas bir misal yani. Mesela güneş çıktı ya abi. Çıktı. Çıktığı zaman papatyada beyaz. Allah Allah. Gülde kırmızı, çam ağacında yeşil. Bak inşa ediyor. Aferin. Ne yaptı? Güneş böyle aksetti, orayı boyadı hemen. Bak, nereye göre boyadı? Ona, genel kaderi izah ediyor bak. Ona göre yani. Kendi fıtratını çıkarttı dışarıya. Aynen abi. Kaderi imal etmek de öyle. Kendi fıtratını dışarı çıkarıyorsun. Kendinsin zaten kaderde iman. Sensin. Sıra hayattan aşıyor. Güneş vurdu, çam yeşil oldu. Gül ne oldu? Kırmızı oldu. Papatya sarı mı oldu? Evet. Diyebilir misin güneş sarıya boyadı? Hayır. Güneş ne sarıdır, ne kırmızı, ne yeşildir. O, sen kendi, onu alırsın, kendini ifade edersin. Kadere iman eden kendisini ifade eder. İşte abi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetine bir girdin mi, abi adam mesela cani bir adam. Bir gün yani onu aksediyor, onu boyuyor ya. Bu adam gidiyor ders yapıyor. O ders yapan o adam değil yani. O adam değil abi. O adam da... O adamın ağzında gözüküyor. Yani mesela papatyada gözüken renkler papatyanın değil, gülün değil. Evet, güneşin. Ne? Güneşin. İstihale-i nikasiyesinin tecellisidir diyor. O adam da ne oluyor lan falan diyor. Tabii. Peki bir derste olmuyor mu? Ders yapanlarda oluyor. Yani bir tuhaflık olmuyor mu? Zaten usta da diyor ki, Hulusi abiye, bana bir gariplik oluyor dedi. Usta da diyor ki, Dellal-ı Kur'an olan muvakkaten makamına geçtiğin için sende o konuşmaların, o haller arız oluyor. Senin değil ki diyor. Mesela normalde abi demin dedik ya, herkes peygamberi kendi aynasına göre müşahede ediyor ya. Mesela ben desem ki papatya bana güneşi anlatır mısın? Beyaz anlatır. Güle desem ki anlatır mısın? Kırmızı anlatır. Kime desen hepsi farklı anlatır. Evet, doğru. Ama aynı değil yani. Allah Allah. Devam, sen bir şey diyordun Yusuf. Okunu sana soruyor istedim. Hangisini abisi?
Hani o mesela bir şey de yani bazen arkadaşlar soruyor diyor. Ben de gerçekten farklı bir halet oluyor. Sadece makam-ı tebliğde bulunduğumdan. Evet. Yani ben de garip garip şeyler oluyor diyor derste. Usta da diyor ki delal-ı Kur'an olan saydı muvakkaten makamına girdiğin için altına senin zatında gözüken şeyler benimdir. Yani Risale-i Nur'undur da sen de şaşırıyorsun bana neler oluyor. Evet abi dersimiz burada bitti. Bugün dersimiz. Bitti mi? Mesela şöyle bugün değil mi abi ne anlattık bugün? Bugün Risalet ile nübüvvetin arasındaki farkı anlattık. Dedi ki Risalet hakikati tektir. Allah canibinden bakıştır. Nübüvvet hakikati ise beşer canibinden bakıştır. Nübüvvet 124 bin tane nübüvvet vazifesini yapan zat gelmiş. Ama Risalet vazifesini yapan zat bir tanedir. Bir tanedir. Bir saray yapılmıştır. O sarayın teşrifatçısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. İşte bunun yerlerini okuduk külliyattan. Sonra nübüvveti ele aldık. Nübüvveti ikiye ayırdık. Nübüvveti mutlaka bir de nübüvveti Muhammediye. Nübüvveti mutlaka bütün kainattaki mahlukatı ilgilendiriyor. Nübüvvet-i Muhammediye ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinin vasıfları. Ondan sonra niçin Risalet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a mazhar olmuş? Değil mi? Sadece ona mazhar. Velayete girmedin ama. Girmedik abi bir dahaki ders olsun. He tamam. Diye şey yapalım. Başlıklar var mı girmedik abi? Başlıklar bir sayıda bizi meraklandırsın. Tamam bu 5. mektuptan okuyacağım abi. Bu orada nübüvvetle velayeti kıyas ediyor ya abi. Ben buraya not yapmışım da. Nerede velayeti mukayese ediyor mu? 5. mektup abi. 5. mektupta? Tabii. Burada nübüvvetle velayeti, imanla hareketi kıyas ediyor. Size bir şey söyleyeyim. 5. ne dedin? Mektup. 5. mektup deyince benim kafam ne anladı biliyor musun? Hemen söyleyeyim. Biraz da güldüm. 5. şuaya gitti. Benim kafam hep öyle çalışıyor mu acaba? 5. mektup diyorsun ben 5. şua anlıyorum. Devam et şimdi. Bu 5. mektupta abi. İmanla, işte nübüvvetle tarikatı kıyas ediyor. Biz şimdi ikiye ayırdık ya, nübüvveti Muhammed, nübüvveti mutlaka. Nereden bileceğiz ki bizzat böyle ben desem ki mesela ben peygamberim. Nereden bileceksin ki ben peygamberim? Değil mi? O zaman benim getirmiş olduğum hakikatler yaşanırsa, efendim bu sefer sen kendine bakıyorsun ki hakikaten bu peygamberdir. İşte velayet, nübüvvetin tebliğ ettiği ahkamı hali, zevki ve kalbi olarak yaşıyor. Evet. Kendisi ve uygulayanlar, deneyenler. Denediğin zaman, İslamiyet'i denediğin zaman Allah Allah hakikaten güzelmiş ya. O zaman bu onaylıyorsun. Ama o da senin velayetin oluyor. İşte bu 5. mektupta nübüvvetle velayeti kıyas ediyor. Böyle çeşitli yerlerden atıflar yapılmış abi. Bu da bir ayrı bir o zaman ders. Bir ders yapalım onu ayrı. Bu 5. mektup. O zaman şey, ya bu sıcağı sıcağına yarın bu nübüvvetle velayet, risalet üçü. Risalet, nübüvvet, velayet. Velayetin üzerine durmak şartıyla ama ikisini rehber alarak. Tamam abi. Onu yarın takdim edeceğiz. Tamam. Bir daha işte bu derste nübüvveti ikiye ayırdık. Nübüvveti mutlaka, nübüvveti Muhammediye. Sonra niçin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a mazhar olmuştur? Risalet hakikaten. Yani bu kadar insan varken Cenab-ı Hak niçin onu seçmiştir? Evet. O sorunun cevabı o zattır, o zattır. O zattır, o zattır derdir. Yaklaşık orada 33 tane falan vasıf var. Evet. Sonra abi festakim kema ümürt. Niye en çok bela, musibet, sıkıntı diğer peygamberlere verilmemişti? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam verilmiş. Bu ayette gizli. Yani onun şekli. İhtiyarlattı diyor. Evet. Bir de Levlaki hadisi vardı. Sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdın ama maksat beşeri şahsiyeti değil. Evet, sen kimdir? Evet. Yani oradaki sen kimdir? Demek ki umum olarak o Risalet-i Murat'tır yani. Evet. Dini, Kur'an'ı getirmiş olduğu emir ve yasaklar. İşte nuru olması, çekirdeği olması, meyvesi olması, ruhu olması, nuru gibi. Olmasaydın kainatı yaratmaz demek onlar murattır dedi Üstad'ın. O da üç şey ayrı söylüyor zaten. Nurun da kasıt emanettir. Evet. Bütünlük. Ondan sonra nur, anahtar, emanet. Nur, şeceri hilkat, anahtar, fıtrat. Emanet de iman edenlerin salih amellerinin bütünlüğü. Biz yani. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şeye de uyuyor bu. O risaleti olmasaydı bu kainat olmaz diyene. Zaten bu kainatta ne olduysa böyle müsbet manada Üstad Hazretleri semavi dinlerden alınmış, kopya edilmiştir diyor. Evet. Mesela dersimiz buna bir örnek vereyim de abi bitirdik hemen. Mesela Hazreti Ömer abi bir gün bir yerde gidiyormuş böyle. Başlamış ağlamaya. Demişler ki ya Emir el-Mü'minin niye ağlıyorsun? Demiş ki
ben demiş böyle gençken demiş burada çoban güderdim demiş. Böyle hayvanları güderdim. Güdemezdim demiş, babam beni döverdi demiş. Demiş o zaman davar güdemeyen Ömer, şimdi demiş insanları idare ediyor. Yani o olmasa, böyle yani peygamberler ve Risalet-i Muhammed'i aleyhissalatü vesselam olmasa hiçbir mana olmaz yani. İşte kainatın yazılımıdır. Bu kainatı onun için yaratmıştır demek bu yani. Yarın bir dahaki dersi de velayeti nübüvvetle ve Risalet'le alakasını abi. İşte tamam. Dua edin abi. Ve var bir de Fatiha'nın çık. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.